iade edecek. Günde bir vakit namazı dahi kaza etse, kazaya başlamış sayılır. Meşhurdur. İmam-ı Azam Hazretleri de bu hadis-i şerifin kendisini ölçü olarak alır. Bir kimse namazlarını kaza etmeye başlasa, günde bir vakit namazı kaza etse, ölse, hadisi kutsi var. Bakın bakalım geriye doğru. İşte kaza ediyordu. Ben ona ömür vermiş olsaydım o namazlarını kaza edecekti, bitirecekti. Burada ihlas ve samimiyet lazım. O yüzden kaza etmiş gibi onu kabul ettim der Cenab-ı Hak. Ben eşime kızdım, seni boşarım dedim. Eşim nikah düştüğünü söyledi. Eşim 5 vakit namazını kılar. Benden daha bilgili. Acaba doğrusu bu mudur? Sonra imam yapıyor. Yok, doğrusu bu değil. Bir kimse 118 sefer seni boşarım dese, boşamış sayılmaz. Bu 118 sefer orucu bozarım dese, oruç bozuldu mu? Bu ona benzer. Bir kimse dese ki ben orucumu bozacağım. Orucumu bozacağım dese, orucu bozulmuş olur mu? Bozulmaz. Bu da onun gibi. Bir erkek hanımına seni boşarım dese, boşamış sayılmaz. Ama şu farklı bir şey. Bu kapıdan dışarı çıkarsan seni boşarım dese o kapıdan dışarı çıktığı anda biter. Ama öbür türlü adam demiş ki ben seni boşarım da bak görürsün işte gili. Bir şey söylese o talep yerine geçmez. Kaç sefer söylerse. Görüş açım içerisinde mavi ışık görüyorum. Ona doğru baktım bu ışık kalbim gördüğünü. Manevi bir şey değil. Eşimin üvey annesi, benim teyzem. 5 yıldır görüşmüyoruz. Beni kandırdı, ev alacak paramı dilimden aldı, kendine ev aldı. Vermedi, inkar ediyor. Ona çok zulüm etti. Ben de her iki dünyada da aklımı helal ettim. Acaba günaha mı görürüm? Eyvah. Halk hukuk var. Mahşer var. Allah muhafaza eylesin. Bize bu tip sorular sorarlarsa biz hep böyle sufice cevap veririz. Yani normalde o kimse sizin paranızı almış, siz görüşmemekle doğru yapmıyorsunuz. Onun ekmeğine yağ sürüyorsunuz. Bizde şöyle bir mantık var. Sait bana haksızlık yaptı. Ben Sait'le görüşmeyi kesiyorum. Onun Sait'ten alacağım var. Ben Sait'le görüşmeyi kesince Sait'in ekmeğine yağ sürüyor zaten. Oysa o ben onunla görüşmeliyim, o da benimle görüşmeli. Onun aklına gibi ben ona zulmettiysem benim aklıma gelmeliyim. Ya ben bu adama zulmettim yani diye düşünmeliyim ben. Eğer bıraktığım zaman onunla görüşmeyi, zaten onunla bırakınca zaten zalimse bir kimse, normalde o zalimin ekmeğine yağ sürmüş oluyoruz biz, görüşmemekle. Zalime de yardımcı olmak lazım. Bir kimse zulmettiyse ona gidip anlatmak, bir daha anlatmak, onu bu noktada o zulümden geri çevirmek lazım. Allah bizi onlardan eylesin inşallah. Hadi bir şey söyleyin de oradan sohbet edelim. Hoca sen söyle. Hocam taklidi iman iman mıdır? Efendim? Taklidi iman iman. Taklidi iman da imandır. Bir kimsenin taklidi olarak imanını imandan kabul etmek mümkün değildir. Ama o kimse tahkike çıkarmakla sorumludur.
tahkike doğru yürümekle sorumludur. Ama bizim insanımız da bu noktada sıkıntı var. Sıkıntının olması şu. Ne yazık ki biz bu noktada taklitte kalıyoruz. Bütün her şeyimiz taklit tamam. Sadece imanımız değil. Bizim sufilerimiz de taklidi. Bunu açıkça konuşmakta fayda var. İmanımız taklidi olduğu gibi sufilerimiz de taklidi. Buradan hareket ederekten taklidin bir bölümüne müsaade edin. Doğrudur, caizdir. Mesela Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri benden gördüğünüz gibi ibadetlerinizi yapın der. Benden gördüğünüz gibi ibadetlerinizi yapın dediğinde taklit vardır zaten. Biz abdest almayı ondan taklit ederiz. Veyahut da işte abdestin nasıl alınacağı, namazın nasıl kılınacağı görsel olan ritüele bağlı olan her şey taklididir. Ritüel olan her şey taklididir. Bunu reddetmek mümkün değil. Namaz bir ritüeller manzumesidir. Taklididir. Namazda bir ritüel vardır. İşte kıbleye yönelmek. Namazın içindeki farzlar var. İçindeki farzlar var. İşte kıyamı, rükusu, secdesi. Ritüeldir bunların hepsi de. Ve bunları taklit etmek farzdır örneğin. Bu noktada biz bu taklide karşı çıkamayız. Bu taklidin pozitif noktasıdır. Ve bunlar olmazsa olmaz, dinin bu sefer olmazsa olmazlarını bozmuş olur. Mesela taklidin bir de zedelenen vardır, kötüsü vardır. Böyle bir kimseye alayvari taklit etmiyor. Bu da taklidin bu noktada haram olanıdır. Bir de taklidin hoş olanı vardır. Taklit öyle hemen kenara atılacak bir şey değildir çünkü. Geniş bir yer bazen. Mesela taklidin hoş olanı nedir? Musa aleyhisselamı birisi taklit eder. Başına bir tane işkembenin ondan sonra ters çevirir işkembeyi kafasına koyar. Biraz da göbek yapar kendince. Böyle Firavun'un karşısına çıkıp biraz da kekemelik eder. Ondan sonra bütün Firavun'un da avanesini güldürürmüş o. Musa aleyhisselam bu zoruna gider. Musa aleyhisselam dua eder Cenab-ı Hakk'a. Ya Rabbi hani bunu kahreyle. Ya Musa, o benim sevdiğim bir dostumu taklit ettiği için oysa benim hoşuma gidiyor da. Hani benim bir dostumu taklit ediyor. Benim bir peygamberimi taklit ediyor. Benim peygamberimi taklit ettiği için o benim hoşuma gitti orada da. Bakın Allah'ın baktığı yer farklı bir şeydir burada. O zaman buradaki bu taklit de hoştur, övülür, methedilir. Yani bir kimse Allah'ın sevdiği bir peygamberi, Allah'ın sevdiği bir veli, bir dostu taklit edebilir bu noktada. Bu da taklidin hoş olanıdır. Bunda yani neden taklit ediyor diye gerek görülmez bu taklide de. O zaman taklidin haram kısmı vardır ki bir kimseyi taklit edip alaya almaktır. Bu zaten bellidir, ayette de sabittir. Bizim işimiz bu değil. Ama taklidin bir sünnet kısmı vardır. Bu sünnet kısmı nedir? İbadetlerde bizim Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerini görüntü olarak taklit etmemizdir. Görüntü olarak taklit etmemizdir. Bu da hoştur. Bir de ne vardır? İnsan sevdiklerini, Allah'ın sevdiklerini, kendi dairesinde taklit etmektir. Bu da hoştur. Ama imanla alakalı meselelerde taklidin tahkike çıkması gerekir. Mesela biz eşhedir dediğimizde şahit demektir. Eşhedünün manası şahidim. Eşhedü en la ilahe illallah. Şehadet ediyorum. Şahidim. Allah'tan başka ilah yok. Bunun şehadete bir kimsenin şehadet edebilmesi için gözüyle görüp kulağıyla duyması lazım. Şehadet etmek, şahit olmak. Şahit olmak için görmek gerekir. Şahit olmak için duymak gerekir. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden
abduhu ve resuluhu. Ya o Muhammed-i Mustafa'nın da peygamberliğine ve senin kulun, senin kulunun olduğunu şahit eder. Şahit olurum demek. Şahidim demek. E adama sormazlar mı? Görmediğine nasıl göreyim diyorum diye. Adama sormazlar mı? Sen nasıl duymadan duydun dedi. E biz bu sefer imanın kendi içerisinde sıralaması var. Allah'ın varlığına ve birliğine. Harika. Dakika bir gol bir. Bana varlığını anlat, bana bir de birliğini anlat. Şahitsin ya. Şehadet ettin. Allah var dedi. Onun varlığından bildirdiğine dedin, iman ettim ben dedim. Çünkü iman ettin, Allah'ı bir anlatma. E devam ediyor da. Meleklerine, harika ya, ooo. Meleklerine dedin de, şu meleklere bir anlat bana ya. Nerede yapılmış? Hangi blenderda çevrilmiş de yapılmış? Blenderda mı üretildi? Hangi makine üretti? Nasıl yarattı? Nasıl acaba gözünün rengi ne? Kulağının durumu nasıl? Hali nasıl? Devam ediyor imanımız. Meleklerine, kitaplarına, harika. Hangi kitabı okudun? Hangi kitabını okudun? Hangi kitabına iman ettin? E biz bütün kitaplarına iman ettik. İyi, hangisini okudun kardeş? Birisinden bize bir şey söyle. Sormazlar mı sana senin kitabın neyi emrediyor diye? Ne sorarlar? Senin kitabını sorarlar mı yoksa Allah'ın kitabını mı sorarlar sana? Ne sorarlar? Allah'ın kitabını. Ya Allah'ın kitabını senden mi sorarlar? Allah'ın kitabını okumaya gücün yeter mi? Kapatayım ben burası. Bu bayağı su kaynağı. Sorarlar. Peygamberlerine iman ettin diye. Hangi peygambere iman ettin? Bütün peygamberlerine iman ettin. Bu taklidi. Bana bir tane peygamber gösterir misin? Hangisini gördün? Dedim ki ben Muhammed Mustafa'nın kulu, onun peygamberi ve kulu olduğuna iman ettim. Güzel, harika. Taklidi. Gördün mü? Neden? Nasıl göreceğiz? Neden görmeyeceğiz? Biz 1400 yıl sonra... Onlar haydır diyor ayet-i kerimede. Diyebilir. Hay dediğin yaşıyor demek, hayattalar. Ayet-i kerimede diyor ki siz onları ölü demeyiniz, onlar haydır. Hay değil. Kitaba iman ettik ya. İman ettiğimiz hangi kitapsa... Eğer Kur'an-ı Kerim ise Kur'an-ı Kerim diyor ki onlar hayır. Siz onlara öyle demeyiniz. Bir de tehdit ediyor. Emrediyor bile. Arkasını da getiriyor. Sakın siz onlara öyle demeyiniz. Emir var, yasak var. Bir kimse Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem anlatır. Ölü diyemez. Emir var, yasak var. E o zaman yaşıyorsa, haysa. Yaşıyor. Tamam mı? Neden görmüyoruz ki o zaman ya? Sıfatullah olanlar da aynı kategoriye çıkabilir miyiz? Efendim? Sıfatullah olanları da, Allah'ın bayrısına dayananları. Onlar zaten... Sorulmak diye... Zaten onlar da var işin içerisinde. Acaba diyor, Sadrettin Konyeli, ona hayırlı olarak mı görülecek? Tabii hepsinde hayır görecek, hepsinde diri görsen hepsinde. Sen diri gördüysen nasıl cenaze namazını kılacaksın? Şu sen sakin ol, cevabı anında sabır lazım, suhbiler sabırla gider. Anahtar anahtar açar, kilit kilidi açar. Kilidin arkasında kilit, anahtarın arkasında anahtar var. E şimdi haydır dedi, hani kardeş nereden gördün? Yok. Hani ne? Tahkiki olması lazımdı. E yok, taklidi. İyi, namazı taklidi kıldım, tahkike geçti mi namaz? Yani nasıl namaz tahkike geçecek? İyi kardeş, namazla alakalı sözler var. Namazla alakalı hadis-i şerifler var. Namaz müminin miracıdır. Namaz müminin miracıysa senin kıldığın namaz o zaman
bir varlık oldu. Varlığa geçti senin namazın. Yoktu. Var oldu. Gizliydi. Ya yoktu derken görünmüyordu. Görünene geçti. Nereye gitti namaz? Namaz müminin miracı. Tamam, bak bakalım namaz nereye gitti. Gördün mü namazının nereye gittiğini? Tahkiki. O diyor ki iftar, oruç tutanın ben dudağında, yanağında dururum. Onun ağzının kokusu bana mis gibi olur. İyi, dudağında ne taşıdın gördün mü hiç? Dudağının, ya oruçluyken dudağının yanında ne vardı baktın mı? Gördün mü iftar edeceğin zaman? Ben onunla iftar ederim dedi. Eyvah! İftar sofrasında ne düşündün? Ulan şu çorba olmadı da lan. Kör olasıca kadın ne çorba yerken getirmedi mi diye düşündün. Yoksa eyvah! Benle beraber iftar edecek olan var. İftarımı ben biraz daha geciktirirsem o biraz daha duracak. Ben tecelliyete tabi olayım. 5 dakika daha duruyorsa sevgiliyle 5 dakika daha durayım. Mı diye düşündük. Yoksa çorba oldu mu? Yaptın mı katlerleri börekleri? Ya oruçluyum bilmiyor musun ya sen ne biçim insansın ya mı dedik. İşte sufi terbi az önce hani burada tasavvuf, tarikat nedir dedik ya, dedik ki sufi tasavvuf. İşte tasavvufun derdi budur. Sufinin derdi budur. Sufinin derdi taklitten tahkike geçirmektir. Sufinin derdi meselenin özüne girmektir. Sakın aklınıza şöyle bir şey gelmesin. Ya namazda hayır yok. Biz muhakkak namazda çok ehemmiyetli duracağız. Çok titiz duracağız. O namazın miraç olması lazım. O namaz miraç olacaksa o zaman namazı hani diyor ya tadil-i erkan üzerine kılın. Biz tadil-i erkanı hem Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerinin kıldığı gibi bu zahiri kılacağız. Ama velakin şunu unutmayın. Musa aleyhisselam'dan Yahudiler normalde biz burada ne yiyeceğiz içeceğiz, Rabbinden bize yiyecek içecek iste dediklerinde enteresan bir şey var. Musa aleyhisselam bana müsaade ediyor. Hemen bir abdest alıyor, Allahu Ekber namaza duruyor. Namazdan sonra ellerini açıyor. Diyor ki ya Rabbi bize yiyecek içecek kavmini doyuracak. Cenab-ı Hak hemen ilham ediyor, vahiy ediyor. Hemen diyor size cennet nimeti. Ağacın olduğu yerden görüntüde bir ağaç var. Görüntüde ağacın olduğu yerden bundan pişmiş bıldırcın etiyle kavrulmuş cennet elması yemeye başlıyorlar. Ama ondan öncesinde Musa aleyhisselamın bir namazı var. Yine İsa aleyhisselamın havarileri sonuçta Musevi öğretisi almışlar. Musevi öğretisi aldıklarından biliyorlar. Peygamberlerine daha önce Musa aleyhisselam'dan bir mucize oldu. Ne? Yani Cenab-ı Hak onlara cennet sofrası verdi. Bildiklerinden diyorlar ki ya İsa Allah'ına yalvarlar bize cennetten sofra göndersin. Burada küstahlık var aynı zamanda havarilerde. Nasıl küstahlık var? Musa aleyhisselam'la İsa aleyhisselam'ı yarıştırıyorlar. Daha doğrusu delillendiriyorlar, ispatlandırıyorlar. Onun peygamberliğini sorguluyorlar. Musa'ya olduğu gibi buna da olacak mı diye. İsa aleyhisselam da namaza duruyor hemen. Hemen o da namaza durduktan sonra Cenab-ı Hak onun isteğini yerine getiriyor. Aynı şey Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerinin Mekke döneminde var. Ebu Cehil diyor ki buradan beni çıkarırsan senin peygamberliğine şehadet edeceğim. Hemen 2 rekat namaz kılıyor Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri.
Allah'tan diliyor, elini kaldır, elini uzatıyor, urgansız çıkarıyor. Diyor ki, ey kardeşim oğlum, vallahi senin şu yaptığın benim çok hoşuma gitti. Ben diyor sana inanacağım bak. Ancak diyor sen bir de şu ayı diyor ikiye böl de, ay da çıkmış böyle dolunay. Şu ayı da diyor ikiye böl de, senin peygamberliğine vallahi iman edenlerden olacak. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri bir kişinin daha hidayeti için uğraşmayacağı bir şey yok. Hemen bir daha namaza duruyor. Enteresan. Namazdan sonra ellerini kaldırıyor, Allah'a dua ediyor ve kalkıyor hiç konuşmadan aya işaret ediyor. Ay ikiye bölünüyor. Ay ikiye bölününce o zaman diyor ki Ebu Cehil, vallahi seni şimdi büyücülüğünü ispat ettim diyor. Sen bir göz boyamacısı yapıyorsun, Bakın bundan bu üç tane peygamberin mucizesinin evvelinde üçünün de namaz kılması var. Bu nasıl bir namaz ki eşyanın eşyaya hükmedilmesine sebep oluyor, vesile oluyor. Demek ki öyle namaz kılmalı ki, bakın öyle namaz kılmalı ki eşyanın hakikati bize gösterilmeli. Buna normalde Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerin normalde namazın üzerine o kadar çok duruyor ama sebebi Kur'an-ı Kerim. Diyor ki namaz sizi kötülüklerden alıkoy. Namaz manaya geçti. Namaz kılıyorsan manaya geçti. Şeriata daha birinci kategori bir adım daha. Namaz seni kötülüklerden alıkoymalı. Namaz seni kötülüklerden alıkoymuyorsa namaz tahkike geçmedi. Taklitte oldu. Taklitte olunca sen Hazreti Peygamber gibi sallallahu aleyhi ve sellem gibi elini yüzünü yıkadın. Ayağını yıkadın, başını meslettin, taklidi, onun gibi namazı kıldın ama seni kötülükten alıkoymadı. Sen kendi kendine çıplak çarşılığına devam ettin. Ben ne yapabilirim, nasıl kötülük ederim, kimin zulmederim, nasıl ederim diye düşündün, o zaman namaz tahkike geçmedi. En büyük sıkıntı İslam dünyasında bu, insanların tahkike geçmemesi bu noktada, müminlerin tahkike geçmemesi. Bu noktada ihlas ve samimiyeti yakalayamamaları, aşıklığı yakalayamamaları. Namaz kılıyor ama namaz tahkiki değil, taklidi. Babası namaz kılıyor, çocuk namaz kılıyor. Bunun gibi. Bu ilk etapta çocuksa bunda sıkıntı yok. Ama hala da aynısı, hala da çocuk o da. Ergenliğe erişmedi. Ergenliğe, 50 yaşına gelmiş, ergen değilsin. Ya neden? Sen hala da taklitsin. Çocuksun. Kötü mü? Değil. Cennetlik misin? Her cevap cennetliksin. Geldi bedevinin birisi. Dedi ki bana ne yapacağımı söyle. Ben iman ettikten sonra ne yapacağım? Bana onu söyle. 5 vakit farz namazını kıl. 30 Ramazan farz orucunu tut. Dost doğru ol dedi. Dost doğru ol. Bu sana yeter. Bundan başka bir şey var mı? Yok dedi. Vallahi bundan ne bir eksik yaparım ne bir fazla yaparım. Bedevi. Hazreti yürüdü gitti. Orada da durmadı. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri dedi ki bu sözünde durursa ehli cennettir. Buna iyi bakın. Taklit bizi cennete götürür mü? El cevap evet. Sıkıntı yok bunda. Ama sufinin işi değildir. Sufi taklitle başlar. Oturur cemaatte zikrullah yapılıyor. Allah, Allah, Allah. Herkes öyle Allah'ı zikrediyor ya. O da Allah, Allah zikreder, taklittir, doğrudur. Kime bakar? Orada birisi zikrettiriyor. Ona bakar. Nasıl zikrettiriyor? Ha kafasını böyle sola doğru yaslıyor. Ha o da sola doğru yaslar. Ha bir müddet sonra, ya neden sola yaslıyor? Sonra, neden solunuza böyle söylüyorsunuz? Harika. Kardeş, bu sufiler, kalp solda Allah, Allah diye kalbinin üzerine zikrullah ederler ki kalbe zikrullah yerleşsin. Kalbe zikrullah yerleşsin. Böyle yerleşir. Usulü budur. Yapılış şekli budur. Böyle yerleşsin. Ha, sufi anlar. Der ki zikrullahın kalbe
yerleşmiş olması lazımmış. O yüzden sola doğru bu ritüeli yapıyorlar. Ritüelin amacı kalbe zikrullahın yerleşmesi içinmiş. Bakın o sufi yol arıyor artık. Araştırıyor. Biz de soru soran önemlidir. Ben soru soranı severim. Bu ne? Aa harika derim ya. Onun çünkü merakımı celbetti o. Bu ne? O hareketli. O devam edecek o. Koşacak o. Yol yürüyecek. Bu ne? Bunu neden yapıyor? Harika. Bunu nasıl yapacağız? Harika. O bunda bir şey var. Mesela bizdeki Yunan mitolojisindeki Yunan felsefecileri gibi 30 yıl, 40 yıl hiç sormayan değil. Bu Yunan eğitim öğretim sistemidir. Yunan eski Yunan mitolojisinde felsefecilere bir şey sorulmaz. Sadece dinlerler. İslam öyle değildir. İslam'da müşrikler soru sormuştur. Ayet-i Kerime inzal olmuştur. Müslümanlar sormuştur. Hadis-i Şerif inzal olmuştur. Bak müşrikler sorar. Ayet gelir. Müminler sorar. Hadis gelir. Sufiler sorar. Edep gelir. Terbiye gelir. Yol çıkar meydana. Bir kimse alime sorar. Fıkıh çıkar meydana. Derler ki, bunun hukuku ne? Fıkıh çıkar meydana. İlim çıkar ortaya. Soru doğru yerde, doğru şekilde sorulursa ilim çıkar ortaya. Muhakkak bir ilim çıkar. Kur'an'a sorarsın, Kur'an'dan dahi cevap alırsın. Kendi kendine hiç soracak bir kimsen kalmadı, Kur'an'a sorarsın. Dersin ki, ya Rabbi, Hazreti Kur'an'ı bana vesile et. Böyle bir derdim var, böyle bir sıkıntım var. Bana buradan bir yol, cana baksana Kur'an-ı Kerim'den yol ver. Manadır. O her şeye cevap verir. Onun cevap vermeyeceği bir şey yok. En cahil insan da Kur'an'a danışsın. Ya Rabbi bana buradan bir yol desin, Kur'an'ına cevap verir. Bakın Kur'an ona cevap verir. Ama orada bir de gezen Kur'an'lar vardır ya, ayaklıdır. Ayaklı Kur'an'ı bildiğin halde de gider oraya sorarsan bu sefer de edepsizlik etmiştir. Bu daha farklı bir şey. Allah bizi affetsin. O yüzden tahkik muhakkak çok önemlidir. Ama bu tahkik önemli değil de taklidi terk etmek yoktur. Taklidi es geçmek, taklidi etmek yoktur. Taklit bu noktada ölünceye kadar da bize lazımdır bazı noktalarda. Neden? Biz hangi hale gelirsek gelelim, hangi noktada durursak duralım, biz sonuçta Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerini zahiri olarak yapmış oldukları ibadete hal ve ahvali taklit etmeye devam edeceğiz. Çünkü onun sünnetinin durduğu yere, onun ayağının bastığı yere biz de ayağımızı basmakla mükellefiz. Onun ayak izlerini takip etmekle mükellefiz. Hatta manen de onun ayak izlerini takip etmekle mükellefiz. Manen de. Sadece hal olarak değil. Sadece zahiri noktada değil. Manen de onun ayak izleri takip edilir. Manen de. Bir ayak izi hiç bitmeyen, hiç silinmeyen, hiç kaybolmayan bir ayak izi arıyorsa insanlar, Hazreti Muhammed Mustafa'nın ayak izi. Bu her zamana, her çağa, her güneşin doğup battığı güne ışık saçan bir ayak izidir. O yüzden insanlar bu noktada zerrece Muhammed Mustafa'nın sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerinin ayak izine basmama gibi bir hak ve hukukları taklit edilecekse biz hem zahirimizi, hem görünenimizi, hem görünmeyenimizi onun taklidiyle geçirelim. Onun ayak izine basalım. Sonuçta zaten bu işin başlangıç noktası da zahiri olarak onu taklit etmek. Başlangıcı budur. Bunu terk edemeyiz. Allah bizi affetsin inşallah. Sufilik mesnevi okumakla mı başlar? Hayır. Sufilik hadisi kutsi de
olur. Bulan tanır. Tanıyan sever. Seven aşık olur. O bana aşık olursa ben de ona aşık olurum. Ben ona aşık olursam onun canını ben alırım. Hazreti Mevlana da bunu burada hadisi kutsi devam ettirir. O bir can alır, binlerce can verir der. Bir can alır, binlerce sayısız can verir der. O yüzden sufilik aramakla başlar. Bir kimse arıyorsa onun sufiliği başlamıştır. Burada ne aradığına bak. Neyi arıyorsa onun sufisidir. Neyi arıyorsa. Bir kimse Allah'ı arıyorum diyorsa sufiliği başlamıştır onun. Yol arıyor ya kendi kendisine. Onun ormanda ona, o Cenab-ı Hak ona muhakkak bir yol açar. Yolumuzda mücahede edenlere yollarımızı açarız. O yüzden o kimsenin aramasıyla birisi ona bir çıt, bir kıvılcım çakabilir, bir kıvılcım ona çakabilir, bir kıvılcım ona yakabilir. O kıvılcımın peşine düştüyse o sufiliğe başlamış demek ki. Herkes kendince sufiliğin başlangıcını bir şeyhe bağlanmak olarak görür. Bir kitabı okumak olarak görür. Bu fakir öyle görmez. Bir kimse arıyorsa sufiliğin başlamıştır onu. Niye arıyorsa? Bir kitap okumuştur, bir dergi okumuştur, bir mecmua okumuştur, bir yerde bir ses duymuştur, bir sohbete gitmiştir, bir yere gitmiştir, bir şey olmuştur. O kendince kalbine bir ateş düştüyse, bir kıvılcım düştüyse, bir yol arıyorsa kendine bu noktada bunun sufiliği başlamıştır. Hani bir kadın, bir kız görür ya dışarıda veya bir erkek görür kadınlar, kızlar. Kalbini onun pırpır ettirir, böyle bir içinde bir kıvılcımlar çakar. O erkek arar ya, bu kız nerededir, neyin nesidir, hangi mahallede oturuyordur diye. Veyahut da o kadın kendince onu hayaller, bu adam kimdir, nerededir, nerede oturuyordur diye. Bunun gibi bir şeydir bu. Bu nasıl bir kimse, veyahut da işte ticaret yapıyordur bir kimse. Örneğin biz daha önce havlum, en son işte havlu bornoz işi yapıyorduk biz. Ya bir kıvılcım, bir yerde hesaplı bornoz varmış. Duyarsın ya, ararsın onu. Neredeymiş, kimdeymiş? Filanca yerdeymiş. Lan nerede o ya? Filanca yerde fabrikası var adamın. Gidersin oraya. Çünkü onun sufisisin o esnada. Onu arıyorsun. Ne arıyorsun? Ticaret yapacaksın. Ucuz mal arıyorsun. Ucuz malı nerede duyuyorsan gider orada bunu almaya çalışırsın. Hatta bir arabada denizde de dediler ki orada malı var mı, içeri giremezsin. Neden dedim ben? Almıyorlar içeri dedi. Ha iyi o zaman dedim, almıyorlarsa önemli değil ben dedim. Girelim içeri. Gittim selamünaleyküm aleyküm selam. Benim meşhur bir takviyim var o zamanlar. Bir boyanede tuttuydu, dediler ki hani bir mal var mı diye beyaza boyattıydık ya. Dediler ki o fabrikada bir gün de boyatırsın ama ondan sonra fabrikadan içeri giremezsin dediler. Boyar mı dedim ben, bir gün de boyarım. Onlar da kamadan aldıydı kamyonun üstünde. Gittim ben fabrikaya, kapısına gittim. Bekçi tabii, acaba buyur dedi. Dedim patronla görüşecektim. Hayırdır dedi. Fabrikayı satın almaya geldim dedi. Acaba satılıp değil ki dedi. Sana mı söyleyecek satıp satmayacağım dedi. Hemen aradı müdürü. Müdürün bir hacı var burada. Fabrikayı satın almaya gelmiş. Müdür diyor ki, oradan duyuyor mu? Bizim haberimiz yok. Vallahi bilmiyorum diyor kapıda. Al içeri. Dur. Ben içeri girdim. Fabrikaya almıyorlar bu sırada. Müdür dedi, acaba oturacak zamanım yok dedi. Benim patronla görüştü. Acaba haberimiz yok satılacağına. Demek haberin yok dedim senin. Ben şimdi bak. Senin haberin yok dedim. Tüccar adamım dedim ben. Yarın gıdalar, her şey alınır satılır dedim. Ne alakası var? Sen de dinliyorsun. Neyse patrona haber verdiler. Bir hacı var. Fabrikayı satın almaya gelmiş diye. Normalde akıllı işi değil tabii. Adam demiş ya kim bu, gel bakayım gelsin. Girdim ben içeri, selamünaleyküm aleyküm selam. Ben Bursa'dan Mustafa Özma, bereket tekstil. Buyurun hacı abi, buyurun oturun. Oturdum ben. Ondan sonra ne içersin? Bir sade kahve içeyim. Bir sade kahve içerdiler. Hacım hayırdır dediler. Hacım dedi hayırdır. Fabrikayı satın almaya gelmiş. Evet dedim ben. Böyle durdu şimdi adam. Dedim bir, ya fabrikayı bana satacaksın dedim. Benim bir kamyon malım var. Bunu boyatacağım. Ertesi gün bir daha satacağım ben buraya dedim.
Böyle baktı. Ya da dedim benim bir kamyon malı koyacaksın ikisinden biri. Hacı abi dedi ya. Şu benim fabrika kurtulsun dedi. Senin bir kamyon malı ben satayım dedi. Boyayayım ya dedi. Tamam dedim tamam. Ya bu dedim bu gece boyayacaksın. Yarın sabahın ben alacağımı götüreceğim. Alacağım bitecek dedi işte. Bu gece boyayacaksın. Tamam hacı abi dedi. Telefonu açtı müdüre. Oğlum dedi. Hacı abinin bir kamyon malı varmış. Boyayın yoksa fabrika gidecek şimdi. Boyadılar. Kamyonu koydum ben. Kamyonu koydum abi boyadım. Malı indirdiler kamyoncuya dedim bekle bir gece burada. Bekledi. Ertesi gün sabah dedi sıcak sıcak. Ramdan çıkıyor paketlenip kamyona. Ramdan çıkıyor paketlenip kamyona konuluyor. Ben de orada bekliyorum. Boyadı bitti. Al paranı. Dedim fabrika kurtuldu. Selamun aleyküm aleyküm selam bitti. Şimdi neyin sufisi sen bulursun onu. Arıyorsan sen onu bulursun. Arıyorsa nerede saklıysa zahir olur. Çıkarırsın. Arıyorsan. Sufilik o yüzden aramakla başlar. Aramakla başlar. Cenab-ı Hak da diyor ki yolumuzda mücahede edenlere yollarımızı açarız. Bizde şu var yalnız. Bir de bir anlayış var. Bize nasip olacaksa gelir canım. Gelmez. Arayan bulur hep. Hani meşhur Sufi tekerlemesi vardır. Aramak da bulunmaz. Bulanlar hep arayanlardır. Sufi tekerlemesidir bu. Aramak da bulunmaz. Bulanlar hep arayanlardır. Kim bir adım gelirse ben ona 10 adım gelirim. Kim 10 adım gelirse ben ona 100 adım gelirim. Kim bana 100 adım gelirse ben ona koşarım. O zaman sufilik aramaktan başlar. Sufilik bir adım atmaktan başlar. Allah bizi onlardan eylesin. Bazı zamanlar sevdiğim insanların konuşmadığım zaman düşünce seslerini duyuyorum. Onlara sorduğum zaman evet onu düşündüm ben de diyorlar. Bu normal bir şey. Evet bunlar normal şeyler. Bunlar anormal şeyler değil. Bizim içimizde daha doğrusu bunlar normal. Bizde bunlar anormal şeyler değil. Hatta böyle zaman olur, öyle bir şey olur. 50 kişi var, 50 kişinin kafasındaki düşünceleri takar tıkır 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 geçer, uyuyamazsınız ondan sonra. Bu da insanda gece uykusuzluğu başlatır. Bu daha da artar. Bu normalde bir hal görmeye başlar o kimse. Hal görmeye başlayınca da gece uykusuzluğu başlar. Çok rüya görenler uykusuz, gece uykusuzluğu yaşar. Rüya görür. Rüya çünkü habire beyne aktarma yapar. Zahire tecelliyat yapar. O hafızaya alır bunu. Her rüya, her hal hafızaya geçer. Habire hafızaya geçtikçe de o kimse beyni çalışır. Devam. Uyuyamaz. Derin bir uykuya geçmez. Hani meşhurdur ya Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri uyuyordur. Başına melekler gelir. Onunla alakalı konuşmaya başlar. Uyuyordur Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri. O esnada. Ama meleklerin neler konuştuklarını hepsini bize hadisi kutsi olarak nakleder sonra. Bu onun gibi bir şey. Bazı insanlar kişilerin ismiyle değil, ahlakı olmayan isimlerle çağırmış günah mıdır? Eğer bir kimse onunla tanınıyorsa ve öyle söylenilmesinde herhangi bir beis görmüyorsa kendince bunda bir sıkıntı yok. Ama ahlakı olmayan bir sözle onun böyle anılmasında o hoşuna gitmiyorsa bu noktada iftira veya kıymet noktasına gidişebilir. Arkadaş, ahiret kardeşi ve dostun arasındaki fark. Bir kişinin 50 yaşına geldiğinde arkadaşının olmaması nedendir? Bu normalde şimdi arkadaş, selamlaştığı insanlar arkadaşıdır. Merhaba, merhaba. Bu normalde sufi dilinde ve normal herkes gibi arkadaş olur. Bunda sıkıntı yok. İşte böyle bir ahiret kardeşliği ise bizde böyle... Sufi dilinde biraz daha aynı dergahta olan kimselerin
ahirette de kardeşlikleri, beraberlikleri devam edecektir diye bu dergah kardeşliği, sufi kardeşliği aynı zamanda da ahiret kardeşliği olarak geçer bizim lisanımızda. Dost denildiğinde bu daha derinlemesinedir. Dost denilince senlik benlik yoktur, ikilik yoktur. Bu biraz bizim normalde insanımızda zor yaşanan şeylerden bir hal. Dost oldum, onun cebi benim cebi yoktur. Bu biraz aşıyor hepimizi. Dost denilince benim anladığım bu. Yarın dudağı hariç her şey ortaya atıyor. Biraz sıkıntılı, sancılı bir nokta. Bu böyle herkesten beklenilecek bir şey değil. Herkesle olabilecek bir şey de değil. Allah bizi affetsin. Bir kişinin 50 yaşına geldiğinde arkadaşının olmaması nedendir? Bu, o ki bizde sufi terbiyesi budur. Eğer biz 50 yaşına geldiğimizde etrafımızda hiç kimse yok. Hatam bizdedir. Başladık dıngırdatma, hata benim, günah benim, suç benim, kusur benim. Bu. Bakın, bir başkasında hatayı, kusuru görmek, bir başkasına bunu yüklemek işin kolay tarafı. Mesela böyle söylerler ya, ben doğru söylediğimden hiç kimse benim etrafımda kalmadı. Hayır, doğruyu doğru bir şekilde anlatsaydın, senin etrafında çok insan olurdu. Sen doğruyu doğru bir şekilde anlatmamışsın. Böyle hiç etrafında arkadaşı, dostu olmayanlar ya cimri insanlardır ya da böyle dili keskin, Kur'an ve sünnet tarihinde durmayan insanlardır. Cimrilerin dostu ve arkadaşı olmaz. Böyle herkese eleştirel bakan, herkese laf söyleyen, herkesi iğneleyen kimselerin dostu ve arkadaşı olmaz. Yoksa yani bir kimsenin dili tatlıysa, ahlakı yumuşaksa, cömertse, herkes etrafında pervane demek. Bunlar çünkü Cenab-ı Hakk'ın sıfatlarıyla sıfatlanmaktır. Allah'ın sıfatlarıyla sıfatlananlar yalnız kalmazlar. Çünkü Allah'ın sıfatları bal, şeker gibi tatlıdır. Bal, şeker gibi tatlıysa ve Allah'ın sıfatları mıknatıs gibidir. Çeker. Çeker. Mıknatıs gibidir. Cenab-ı Hakk'ın sıfatıyla sıfatlanan bir kimsenin etrafında toplanır. Nasıl buraya bir çanak bal koysak bütün arı buraya toplanacaksa, nasıl buraya güzel bir bahçe çiçeklik yaparsak bütün arılar, bütün bülbüller, güller buraya toplanacaksa bu onun gibi bir şeydir. Allah'ın sıfatıyla sıfatlanan, Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri'nin ahlakıyla ahlaklananın etrafında millet pervane dönecektir. O yüzden kendi kendisine bir kimse eğer bu halde değilse, benim etrafımda hiç kimse kalmadı diyorsa, o kimse kendisine alacak. Bu noktada kendi ama ahlaki zafiyetlerinden dolayı o kimsenin etrafında kimse kalmayabilir. Allah muhafaza etsin. Evet, sorular bitti. Efendim, Mesnevi'deki hikayelerden bir tanesini de galiba İsmail Kazıklı'dan naklediyor. Hikayesi var, Ben'am galiba ismi. Ben'am. Ben'am. Hikaye biliyorsunuz, işte bazı davranışlar gibi herkes terk ediyor. Terk etmeyen bir dervişi var. Bütün davranışları yani normalde bu Veliullah'ın üzerinde zaman içerisinde böyle şeyler nakledilir. Normalde aynı şey başka veliler üzerinde de nakledilir. Bu böyle şahsına münhasır şeylerdir. Aleme münhasır değil. O yüzden onlar kabul edilmez öyle çok. Bugün bir Abdülkadir Geylani Hazretleri'nin halinde öyle bir şey yok. Ahmet el-Rufayde yok. Ahmet el-Bedevi'de, İbrahim Rıstık'ı, Şehir Hasan'ın Şazeli'de yok. Hazreti Mevlana'da yok. Hacı Bayram'da yok. Kutlar Hazretleri'nde yok. Hacı Bektaş Veli'de yok. Muhyiddin Arabi'de yok. Ümmetin çoğunluğuna baktığımızda yok böyle şey. Burada biz
bir kimseye Sıtkı'yı anlatılacaksa böyle bir şey anlatılabilir belki de. Sadık olmakla alakalı. Ama bunun bir kimse, bir velinin üzerinde Cenab-ı Hak böyle bir şey tecelli ettirebilir. O velinin üzerinde. Bir kimse bunu kendi üzerinde münhasır görürse o zaman kendisini velilerden görüyor. Bu onun hakkı değil. Tevazu etmek gerekir. Bizim kusurumuzdan öyle. Onların üzerinde öyle tecelli etmiş olabilir ama bu ümmete muhalif, ders olarak anlatılacak bir şey değil. Bu şuna benzer. Allah-u Mazlum'un enen hak demesine benzer. Bu ders olarak anlatılmaz ümmete. Yol olarak anlatılmaz. Bu çünkü ders değildir, yol da değildir. Bunun gibi. Zaman zaman velilerin üzerinde bu tip haller görmüş olabilir. Bu peygamberlerin üzerinde de görmüş. Bazı peygamberlerin bir tane, iki tane işte şey olmuş. Ne olmuş? İnanan olmuş. Ama bu ümmeti Muhammed'i bağlamaz. Yanlış yapıyor denir mi hocam? Efendim? Onu yanlış yapıyorsun denir mi? Kime? O sıkıntıya sadakat gösterene. Ya bu noktada bu ölçüye gelmez. Doğru. Bu ölçü değil, ölçü olarak anlatılmaz. Doğru. Bu baştan da hani karı koca ilişkisinde yakışma bağlantılı değil mi? Benzerliği. Aynı şey. Mesela hani bir kadın, bir kadın normalde çok iyi bir kadın hangi erkek terk eder? Nankör ve zalim olan bir erkek terk eder. Çok kötü bir erkeği hangi kadın terk eder? Nankör ve zalim olan kadın terk eder. Ya iyiliği gören bir kimse, göremez olarsa iyi ve iyiliği görüyorsa, neyi terk eder? Hiçbir şey terk etmez onu. O iyi ve iyiliği görüyorsa onu terk etmez. Bunun gibi, normalde bazı peygamberlerin iki tane, bir tane işte müridi olmuş, bu şeyh efendinin de bir tane müridi olacak. O peygamberin şeyhi ise onun bir tane müridinin olması doğrudur. Senin peygamberinin bir tane müridi olmadı. Senin peygamberin alemlere rahmet gönderildi. İnse ve cinniye peygamber olarak geldi. O zaman o peygamberin velileri de insanlara ve cinnilere velidir. İnsanlara ve cinnilere veliyse, bak velilikse, mürşid-i kamillikse o kimse insanlara ve cinnilere mürşid-i kamildir. O zaman onun için tek müritlik yok. Allah'ın velileri vardır, Cenab-ı Hak biliyordur sadece. Başka hiç kimse bilmiyordur. O mürşid-i kamil değildir o. Allah'ın velileri vardır. Bunu normalde kendisi biliyordur. Bir de Allah biliyordur zaten. Kendi de kendisi biliyordur. O yine mürşid-i kamil değildir. O velilerin en üstünü değildir. Allah'ın böyle velileri var mıdır? Her cevap vardır. Ama onlar birisine bir kelam öğretmekle mükellef değillerdir. İnsanlara yol öğretmekle mükellef değillerdir. Onları köprünün altında görürsün, dilenirken görürsün, çöplükte görürsün, yolda yürürken görürsün, camide görürsün, her yerde görürsün onları. Bizim insanımız da onları yüceltir. Neden? Çünkü ona yalan söyleme demiyor. Çünkü ona gıybet etme demiyor. Çünkü ona namazını dosdoğru kıl demiyor. Nefse tatlı geliyor. Bir evliyalık var. Ne hoş. Ne hoş. Mürşid-i Kamil'in dizinin dibinde durmak zor. Onu diyecekler, ayağını topla. Dostlar otur. Edepli ol. Ne yanlışa baktın? Al. Dostlar otur durdun ya. Ha, ona nefis kabul etmiyor. O yüzden böyle işte bir tane müridi varmış. Hiçbir işe yaramamıştı o yüzden. Vay, onu hiç kimse bilmiyormuş. Allah'ın saklı hazinesi. Allah hazinesini saklasaydı varlığı yaratmadı. Allah hazinesini ona mı? Onu Hazreti Peygamberine vermedin mi onu? Boş laf olur. Allah affetsin, bu fakir tanıdı birisini mesela. Zaman zaman şehirlerde vardır böyle. Bursa'da da var böyle bir. Köprünün altında yaşıyor. İşte neyse,
Bir gün ayı söylemez gece ne olur 12'de burada? Bir gittim bir dönerciden işte bir döner kestirdim gittim yanına. Böyle durdu ondan sonra. Ve oluyor tabii. Mustafa Efendi dedi. Halinde görme seni gelmeyecektim dedi. Ne gelecektim ki dedim ben de. Böyle baktı. Hani o alışmış ona herkes böyle ihtimam edecek. Ne gelecektim ki dedim. Sen açsın dedim. Allah beni gönderdi sana. Doyuran benim dedim. Bu durdu. Dedim doyuran benim. Gören benim ben şimdi Beyazıt'tan konuşuyorum şimdi ona. Durdu baktı. Nasıl yani? Beyazıt öyle demiş ya dedim ben de. Özür dilerim. Yok dedim özür dileme. Allah'ın verdiğini dedim. Sakın böyle kullanma. Bu dedim senin şeyhinin olmadığından kaynaklı. Şeyhsizsin. Kabız hali var üzerinde dedim. Kabız hali olmasaydı dedim ben. Ya Rabbi filancadan ben kebap istiyorum. Demezdim dedim. İmtihan etmezdim ortalığı. Mümkün bir artı var dedim ben. Bu kaldı. Sizin dervişlerden biri geldi de dedi. Oradan imtihan edelim değil mi dedim kendince. Yarın burada görünmeyeceksin sen dedim. Son gecendi senin dedim. Ertesi gün hoşça gittim baktım yok. O gündür bugündür yok. Onlar kıymetli değildir. Herkes onları kıymetli görür. Yol insanların içerisinde insanların eza ve cefasının içerisinde yürümektir. Yol, herkesin sana dirsek vurdu, omuz vurdu, tükürdü, ayağına bastı, arkandan eleştirdiği, tiftiklediği, tırmaladığı yerdir. Yoludur. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerinin yoluna dikenler attılar. Diken. Yolunda diken varsa yol gidiyorsun sen. Yolunda diken yok ise, güle oynayan yol yok öyle bir yol. Secdede başına işkembe konduysa yoldur o. Senin başına işkembe koymayacak şimdi. Ya senin başında işkembe var ama. Ne işkembesi var? Kendi işkembe var, dünya sevgin var. Sen secdeye gittiğinde senin sırtında işkembeyi taşıyorsan sen de o işkembe var. Ne o? Dünya sevgisi. Dolu içi. İçi dolu. Onda dünya sevgisi yoktu. Ümmete işaret etti. Dedi ki oğlum benim boynuma, benim kafama işkembeyi koydular. Ne işkembesi? Deve işkembesi. Ne olur işkembenin içerisinde? Çok affedersiniz, bol ol. Bize işaret o. Sende ne var? Dünya sevgisi. Hırs, tamam. Hepsi var. Namazın hakikati. Sen bunlardan kurtulmaya çalış. Sen bunlardan kurtulmazsan, yok olmadı. İşkembe boynunda yürüyorsun boynu. Necasetle dolaşıyorsun o zaman. Allah muhafaza eylesin. O yüzden normalde hani bu noktada yalnız olan o evliyalar diyeyim, milletin dikkatini çeker. Hani ya Rabbi ricali gayb verenlerden derler ya ricali gayb veren. Yani onlar ricaden ama hiç belli değil, hiç kimse tanımıyor. Onları kıymetli görürler, boş. Onlar kıymetli değildir. Kıymetli olan Hazreti Muhammed Mustafa'nın yolunda giden mürşid-i kamiller kıymetlidir. Nefsin yetiyorsa onun yolundan git, göremezse. Bu. Ama insanoğlu nefsine tatlı gelir ya, ölü şeyhe bağlamak. Nefsine tatlı gelir. Şeyh ölmüş ya, ne kamildi, ne kamildi, ne iyiydi, ne iyiydi. Sürmeni gözledi, kalem kaçtıydı. Vah 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 vah. Bir türlü kıymetini bilemedik biz o. Ay, şimdi öyle zaman mı var ya? Şimdi öyle şeyh yok ki. Ha olsa bağlanacaksın yani, değil mi? Ha bağlanacaksın. Ha. Allah mahcurlu ve kısıtlıydı ya. Onun yerine doldurmak birini gönderemem, göndermekten uzaktı ya.
Vallahi benim ismi şerifi kesintiye uğradı o zatın ölmesiyle. Yani sıfat rafa kalktı. Küfür. Küfür. Ondan sonra bir de fotoğraf. Bizim şeyhimiz devam ediyor da. Buradan devam ediyor. Ha onun şeyhi kimdi? Filancaydı. E neden onunla devam ettirdi? Allah bizi affetsin. Hakkınızı helal edin. El-Fatiha namaz sahibi. Gündem serbest ile mi çarptı? Soracak olan sorsun ya. Mezar yeri yaptırmak caiz mi? Mezarın belli olacak kadar mezarın, yani mezar yerinin belli olacağı kadar mezar işini yaptırmak caiz. Yani kimse burada kim yatıyor? Ahmet oğlu Mehmet yatıyor. Başına bir tane taş tam. İsmin belli olacak. Bu tip mermer bir gösterişti. Bunların hiçbirisi de caiz değil. Çok masraf ediyorlar Müslümanlar mezarlara. Bu kadar masraf etmeleri caiz değil. Yani normalde mesela mermerdi, boydu, buydu bunlar caiz değil. Mezar belli olacak şekilde. Orada iki üç duvar çevirecek orayı. Başında da bir tane kimin olduğunla alakalı bir isim tamam. Bu neden önemli biliyor musunuz? O mezarın bu kadar olup isminin belli olması lazım. Bir kabristanlar insanların aidiyet kesbettikleri, ben buraya aitim dedikleri yerdir. Bir kabristandaki yatan kimseye, bir kimse atasının ceddi oradadır, ona aidiyet kesbeder. Benim babam burada yatıyor. O toprağa da aidiyet kesbetmiş olur. O yüzden mezarlar ve mezarlıklar bu manada önemlidir. Anlatabildim mi? Evet, şey, Arap ülkelerinin çoğu da galiba isim yazmıyorlar. Onlar Vahabi. Evet. Genelde Suud'da şu anda Vahabilik var. Vahabilik de öyle bir mezhep falan da değil. Onlar bu noktada kendilerince böyle ondan sonra enteresan bir noktaya geldiler. Bu böyle enteresan noktaları da devam ediyor. Böyle enteresan şeyler var. Böyle yaparaktan işte onlar bir sürü sahabe mezarını tabiri caizse yıktılar, katlettiler. Büyük o Ehl-i Beyt'in mezarlarını katlettiler. Büyük insanların bu noktadaki durdukları her şeyi katlettiler tabiri caizse. Allah affetsin. Onlarınki ölçü değil. Biz onları ölçü olarak kabul etmiyoruz. Ben az önce söylediğiniz şey aklına sordum. Bu noktada şimdi öyle bir müşrikamıyla bağlanırlar ki bir eğitim olur. Hayır. O kimse normalde bir kimse derse ki şu anda veli yok. Veli olmadığı için biz bu veli yok. Biz inanmıyoruz velinin olduğuna. Son veli buydu derse evet. Öyle derse evet. Ama şunu diyorsa bir kimse ya ben normalde kendimce bir şeye bağlanmayı artık kabul etmiyorum. Devam. Bunda bir sıkıntı yok. Anlatabildim mi? Son müşir ikanı veya son veli dedik. Evet. O zaman sıkıntı olur. Veli ismi şerifi çünkü Allah'ın sıfatıdır direkt. Allah'ın bir sıfatını yok hükmünde görmek, inkıtaya uğradı, kesildi hükmünde görmek küfürdür. Allah basir görendir. Duyandır. Şimdi normal diyeceğiz ki Allah'ın basir ismi şerifi yok. Bunun gibi. Allah muhafaza eder. Bizim yolumuz zor yalnız. Sıkıntı da çok bizde. Biz böyle perde rüyalar anlattık mı onun nete? Biz diyoruz yol zor, sıkıntılı, nefisle mücadele lazım böyle. Verin bir ders kağıdını. Adı ne? Adnan gel bakalım nasıl var? Peygamber misin ya? Allah mübarek etsin inşallah. Şimdi de nasıl etsin inşallah. Allah devamlı eylesin. Günde en az bir sefer yapacağım inşallah. Adın ne? Oo, Allah kemal ehli eylesin. Aynı şey senin için de geçerli. Yolumuz kolay değil bizim böyle. Tamam. Öyle evvel aldığından pek kolay sandım. Kat be kat yandım.
sorun yok. Biz öyle aldatıcı değiliz yani. Yol zor kardeşim. Allah mübarek etmeyi de ona. Kemal kardeşim. Allah Kemal'e erdesin inşallah. Allah mübarek etsin. En az günde bir sefer yapacağız inşallah. Yine ilahi var ya, evvel almandım, pek kolay sandım, kat ve kat yandım, kardeş aşka diye. Ben onu reddedim. Yok ki bizim yolumuzda öyle bir şey yok. Aldanmak yok. Ya, ya size kolay bir yol söylemiyoruz. Bir yol kolay değil. Öyle. Şeytanla mücadele kolay olsaydı herkes atlatacaktı, geçecekti. Nefisle mücadele kolay olsaydı Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem dedi, kolay diyecekti. Haluk dedi ki ey ashab küçük cihattan büyük cihada dönün. Nedir ya Resulallah? Nefis de cihat dedi. Bak küçük cihattan büyük cihada dönün. Ne? Bu büyük cihat ne? Nefisle mücadele. Biz şimdi normalde insanlar nefisle mücadele en büyük cihat derken Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri bazıları adam toplamak için, insan toplamak için bu yol kolay diyor. Değil kardeşim ya. Kolay olsaydı herkes sufi olup çıkacaktı da. Cümle alem sufi olacaktı kolay olsaydı. Kolay değil. Değil. O yüzden zora davet ediyoruz. Kolaya davet edemiyoruz. O yüzden ben hatta bazen derim arkadaşlar aklınız fikriniz yerindeyken girmeyin, gelmeyin. Öyle. Aklın yerindeyken kaç kaçabildiğin yere kadar. Kaçabilirsen. Şimdi o taraf o. Allah'a emanetsin sen. Birisi de öyle dedi bana. Ya dedi, hem zor diyorsun, hem kaçın kaçabildiğiniz yere kadar diyorsun dedi. Millet geliyor dedi. Ateş böceği olmak böyle bir şey dedim ben. Ateş böceği böyle bir şey. Ateşi bilmiyorum.